أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ahmet abi. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا اصفى
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah ve bihi nesta'in. Bizleri yoktan var eden, kendisinden başka kulluk edilecek ilah olmayan, bizleri yaratan, yaşatan, dilediği zaman katını alma kudretine sahip olan şanı yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bize dinimizi öğreten peygamberimiz, rehberimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat, onun temiz ehli beytine, ashabına, etbaına, kıyamete kadar ona tabi olacak olanlara, Ülke TV ekranlarında bizi izleyen siz kıymetli seyircilerimize, şu anda stüdyomuzda bulunan buradaki misafirlerimize, yayınımızın size ulaşmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza selam olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün yine değerli konuklarımız var. Bursa Nilüfer Müftümüz Şakir Pinal Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun Allah'a, teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Ve ayrıca kendisi de ilahiyatçı, Bursa İlahiyat mezunu. Bursa'nın yetiştirdiği değerlerden birisi Ömer Kaptan. Siz onu kokartlı rehber biliyorsunuz ama o dörtbaşı mamur donanımlı bir kültür elçisi arkadaşımız. Bugün hem Şakir hocamla hem Ömer Kaptan kardeşimizle Ramazan'ı, Bursa'yı, Bursa'daki değerleri, kültürümüzü konuşacağız inşallah. Ama her gün programa girerken Kur'an-ı Kerim'den küçük bir ayetle ve onun bize tuttuğu ışıkla başlıyoruz. Bugün de Kalbi Selim'le ilgili Hazreti İbrahim üzerinden bir ayeti hatırlatarak başlamak istiyorum. Kalp imanın merkezidir. Niyetin de merkezi, düşüncenin de merkezidir. Akletmenin merkezi de kalptir. Düşünün ki kıyamet günü biz bu dünyadan göçmüş, gitmiş olarak Allah'ın huzuruna çıkacağız. Allah-u Teala yoktan bizi var etti, bu dünyaya gönderdi ve biz bu dünyada yaşadık, faydalandık ve dönüp gidiyoruz. Sormazlar mı bize? Bu kadar sene dünyada yaşadınız, kaldınız, ettiniz. Ne getirdiniz dünyadan diye? Hediye kaygısı bir insanın misafirliğe giderken en büyük kaygısıdır. Neden? Çünkü gideceğiniz yer çok zengin biri ise ne alsanız onu mutlu edebilirsiniz diye düşünür, karar veremezsiniz. İşte tablo mu alsam, Kur'an mı alsam, paha değeri olan bir şey mi alsam? Misafirliğe giderken en büyük kaygı hediye kaygısıdır. Bu dünyadan ahirete göçerken şanı yüce Rabbimize ne götüreceğiz diye kaygılanmamız gerekmez mi? Allah-u Teala bu kaygımızı ezeli ilmiyle bildiği için o konuda da rahmetiyle bize yol göstermiş. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Kıyamet günü ne mal ne evlat fayda verir. Kıyamet günü ancak selim bir kalp fayda verir. Demek ki Allah'ın bize tertemiz emanet ettiği kalbimizi ve gönlümüzü bütün o fıtrat güzelliğiyle koruyup kıyamet günü de Rabbimize iman dolu o kalbimizi hediye olarak sunabiliriz. Şairin dediği gibi, sanma ki ey hace, senden zer-u sim isterler, yevme la yenfe'u de kalbi selim isterler. Sanma ki kıyamet günü altın gümüş sorarlar senden, o gün beklenen şey selim bir kalptir. Allah Zülcelal Hazretleri kalbi selim, zevki selim ve aklı selim olmayı bizlere nasip eylesin. Diyelim ve sözü Muhammed Zinnur Hocam'a bırakalım. Bir tekbir ve salavatla
ortamımız ve sohbetimiz bereketlensin. Sonra da kıymetli misafirlerimize dönelim. Buyurun Muhammed Hocam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina ve nebiyyine Muhammed. Kıymetli izleyicilerimiz, Bursa'dan iftara devam ediyor. Yıldırım Bayezid Medresesi'nden. Birazdan Ömer Kaptan hocamızla bu medreseyi de, Yıldırım Bayezid'i, Uluca, bunları konuşacağız. Önce Şakir hocama, kıymetli müftüme dönmek istiyorum. Hocam nasıl geçiyor Ramazan? Bitti artık. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş dedik, son döneme geldik. Hocam, izleyicilerimizin bize soruları oluyor, biz de bunları program içerisinde cevaplandırıyoruz. Ne zamandır bir müftümüz gelsin de izleyicimizin sorusunu da ona yönlendirelim diye bekliyordum. Zira Ramazan başlarken diyoruz ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hutbe irad etmiş ashabına ve buyurmuş ki Ramazan'da 4 şeyi çok yapın. 2 tanesiyle Allah'ı razı edersiniz, ikisi de sizin için. Tövbe istiğfar edin, kelime-i şehadet getirin, Allah'ın rızasını, cennetini, cemalini isteyin, azabından ve gazabından rahmetine sığının ve bir su da olsa ikram edin. Siz bir oruçluya su ikram ederseniz, İnşallah kıyamet günü ben de Kevser havuzunun başında size su ikram ederim. Bir daha susuzluk çekmezsiniz. Bu Ramazan'da çok yapılması tavsiye edilen 4 şeyi soracağım. Ama bunlardan bir tanesiyle ilgili de bir izleyicimizin sorusu var. İkisini müsaadeniz olursa beraber soralım. Yönetmenimizden istirham edeyim. İzleyicimizin sorusunu alalım. Hocama yönetelim ve sohbetimize başlayalım inşallah. Selamun Aleyküm Erkan Hocam, hayırlı Ramazanlar. Ben Tahsin Şahinoğlu, Bursa Yıldırım. Tövbenin dindeki yeri nedir? Dinde tövbe nasıl yapılır? Evet, Tahsin Bey, Bursa Yıldırım'dan soruyor. Diyor ki, hocam, tövbenin dindeki yeri nedir? Tövbe ve istiğfar nasıl yapılır? Tam da benim sormak istediğim şeyi izleyicimiz de sorduğu için ikisini meczeleyim, birleştireyim istedim. Evet, bu Ramazan'da yapılması tavsiye edilen 4 şey ve özellikle tövbe istiğfar, bu konuda ne söylersiniz? Memnuniyetle. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ülke TV ekranlarına bizleri misafir ederek çok sevdiğimiz kardeşlerimizle yan yana olmasa da ekranda bir birliktelik sağlıyoruz. Bu inşallah birbirimizden dua almaya vesile olur. İkinci olarak bugün acı bir haberimiz, şehidimiz var. Ülkemizde yapılan birçok operasyonda şehit düşen kardeşlerimizle birlikte hasreten aziz şühedamızı rahmetle anıyorum. Yüce Rabbim onları cennetinde ağırlasın, amin, misafir eylesin inşallah. Milletimizi, gönül coğrafyamızı, bütün insanlığı her türlü felaketten, musibetlerden, terör belasından korusun diyerek başlıyorum. Tövbe, çok da sevdiğimiz Yüce Allah'ın emir buyurduğu, yapılmasını istediği kulluk görevlerimizden bir tanesi. Elbette onunla başlamak isterim. Ama Ramazan-ı Şerif ayı, çok güzel ifade buyurdunuz, rahmet ikliminde o sağanak yağmurla inşallah ıslandık. Mağfiret ikliminde inşallah gönüllerimiz arı duru hale gelecek. Sonu Rabbim Kadir gecesine, bayram sabahına cümlemizi sağlık sıhhat içerisinde ulaştırsın diye dua ve niyazda bulunuyoruz. Cümle kardeşlerimizi, gönlünden geçenleri Rabbimin vermesi dilek ve temennisiyle sağlık sıhhat içerisinde 1000 aydan daha hayırlı Kadir gecesini idrak etmeyi, ondan istifade ederek bayram sabahına cehennemden azat olmuş, Allah'ın razı ve hoşnut olduğu bir kul olarak ulaşmayı Mevla cümlemize nasip eylesin, amin, diyorum. Tövbe etmek, şöyle girmek isterim konuya aslında. İnsanoğlunun hayatı bir yolcu misali.
Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, kün fid dünya ke enneke garibun ev abirü sebil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omuzundan tutarak mübarek elleriyle ona bir şeyler söyler. İza emseyte felâ tentazırı sabah fe izâ esbahte felâ tentazırı mesâ ve huz min sihatike limaradik ve min hayatike limevdik. Aslında bunlar bir kul için ne kadar dikkat etmemiz gerektiğinin işareti. Hocam, izleyicilerimiz için. Şöyle diyor Abdullah İbni Ömer, dünyada bir yolcu gibi ol, garip bir yolcu gibi. İnsan hayatı da adeta böyle ve bu hayatın bir takım durakları var. Biz ona bir başka deyişle ömür diyoruz. Ömür kelimesi imar kelimesinden de gelir. Yani ömrü yaşadım diyebilmek için imar edilmiş bir hayat sürmek. O nasıl? İşte sözü aslında tövbeye getirmek istiyorum. Hayatın her döneminin kendine göre bir takım yaşanmış eksileri, artıları olur. Kul hatadan âri olamaz. Mutlaka hataları olur. Nefsine uyar, arkadaşına uyar, şeytanın ivasına uyar, günah işler. Ama günahlarla Allah'a el açıp nadim olmak, pişman olmak, gözyaşı dökmek Rabbimizin çok sevdiği bir amel olarak biliriz. Çünkü günah işledikten sonra Allah'a dönüp Allah'ım nefsime zulmettim, kendime yazık ettim Allah'ım, şeytanın yolundan onun dediğine uydum, beni affeyle demesi kadar daha büyük bir nimet olmaz. Onun için Yüce Mevlamız Estaizu billah ya eyyühellezine amenu diye ey iman edenler Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Tuğbu ilallahi tövbeten nasuha. Nasuh tövbesi ile tövbe edin diye emirdir. Yani kul hata eder ama Allah'a dönmek, pişman olmak, özellikle Ramazan'ın sahurlarını seherlerle birlikte değerlendirmek, seherin o rahmet ikliminden adeta bütün insanlar aslında seher vakti başka işlerle meşgulken günahını hatırlayarak Allah'a dönen, ona yönelen, pişman olan, hele hele iki rekat namaz da kılarak elini avucunu açarak Allah'a niyazda bulunan kul kadar bahtiyar bir insan aslında olamaz. Eskiler bir şeyler anlatırlar. Yani günahkarın birisi 99 insan öldürmüş. Gittiğinde bir rahibe ben 99 insan öldürdüm. O 99 insan öldürenin bir tövbesi, affı var mıdır deyince olumsuz cevaba karşılık hiddetlenerek onu da öldürüp bari olsun 100 demiş. Ama sonunda bir bilgine sorduğunda Cenab-ı Hak la teknatu min rahmetillah, ne olursa olsun Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Tövbe et, pişman ol. Ümit edilir ki Mevla seni affeder buyurmuştur. Sevgili Peygamberimiz Ramazan-ı Şerif ayını böylece değerlendirmeyi müminlerden istiyor. En çok yaptığı Ramazan-ı Şerif ayında Yüce Peygamberimizin tövbe-i istiğfar. Hatta zaman zaman hane-i saadetlerinden ayrılarak başka yere gittiğinde sonuç Allah Resulü sevgili Peygamberimizin Cennetül Bakiye yakın bir yere giderek Allah'a yöneldiğini, onu hatırlayarak kulluk yaptığını biliyoruz. Daha ilerisi var onun. Aslında sünnet olarak Yüce Peygamberimizden bize gelen ve birçok kardeşimizin uyduğu Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girdiğimizde itikaf. Evet. Bütünüyle Allah'a dönmek. Dünyevi bütün meşgalelerden sıyrılarak, onları bir tarafa bırakarak fani olduğunu, bu dünyaya geliş gayesini düşünerek, niçin dünyaya geldim, ne yapmam lazım,
Allah'a bütün benliğiyle kalbi selim diye ifade buyurdunuz. Gerçekten Allah'a kalbi selim ile gelebilecek bir kıvama müminin gelmesi son derece önemli bir husus. Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah diyorum. Teşekkür ederim hocam. Buna devam edeceğiz inşallah. Bir istiğfarı da soracağım. Tevbe ve istiğfar arasında nasıl bir incelik var? Bir de itikafa biraz daha zaman ayıralım istiyorum. Eyvallah. Belki bazı izleyicilerimizin ilk defa duyduğu bir şey olabilir. Veya bugün günlük hayatta itikafı nasıl yapabiliriz? Zaman oldukça bunu konuşacağız inşallah. Ömer Hocam da, Sayın Müftüm, ilahiyatçı aynı zamanda. Eyvallah. Hem tarihimize, kültürümüze vakıf, yurt içi yurt dışında da kültür gezileri yapıyor. Bursa'nın değerlerinden birisi. Biz bu Yıldırım Bayezid Medresesi'nden yapıyoruz buradan programı. Ömer Hocam, mekanların ruhu vardır. Burada restorasyon yapılmış, tamamlanmış. Bu sene burada yapalım dedik. Ama bizden önce burada kim bilir ne hocalar geldi, ne talebeler oldu, ne ilmi müzakereler yapıldı burada, değil mi? Biraz bizim mekanı tanıtır mısın bize? Tam şu bulunduğumuz, oturduğumuz mekanda, evet, Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur hem ahbabı hem hocası olan Ebu Suud Efendi'nin ders verdiğini, Molla Gürani'nin, Fatih Sultan Mehmet'in hocası, Molla Gürani'nin bu noktada bulunup müderrislik yaptığını, Hoca Saadettin Efendi, Tacü Tevarih yazarı, Hasan Can'ın oğlu, meşhur alim, onun tam bu noktada bu dershanede öğrencileriyle bir zamanlar ders müzakere ettiğini düşününce aslında ne kadar güzel, ne kadar isabetli bir seçim yaptığınız belli oluyor. Burada gerçekten Yıldırım Medresesi'nin çok özel bir konumu vardır. Ben özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şu güzel ifadeleriyle Yıldırım'ın bütün bir külliyesini, medresesini, türbesini, camisini genellikle misafirlerimizi gezdirirken de hatırlatmayı seviyorum. O şöyle diyor: cedlerimiz inşa etmiyorlardı, ibadet ediyorlardı. Maddeye ısrarla geçmesini istedikleri bir ruh ve imanları vardı. Taş onların ellerinde canlanır, bir ruh parçası kesilirdi. Duvar, kubbe, kemer, çini, bunların hepsi yeşilde dua eder, muradiyede düşünür. Yıldırım'da ise harekete hazır, göklerin derinliğine susamış bir kartal hamlesiyle bekler. Şimdi şu betimlemelere dikkat ederseniz Tanpınar aslında Bursa'nın ruhunu çok iyi okumuş bir isim olarak bize şunu hatırlatıyor. Diyor ki, yeşile girdiğiniz zaman Bursa'mızın malum bir külliyesidir. Yeşil denince akla Yeşil Türbe, Yeşil Camisi'yle bu külliye gelir. Öylesine güzel bir sanatla o sır tekniğiyle yapılmış çiniler ruhunu insanın ihtizaza getirir ki içine girer girmez zaten bir coşkunluk insanın ruhunda husule gelir ve insan ister istemez duaya başlar. Muradiye'ye gittiği zaman ise düşünür, tefekküre dalar çünkü orada bu modern binaların içerisinde şehrin bütün gürültüsünden azade bir hava alma adacığı Muradiye'de bizimle baş başadır. Oradaki türbeler topluluğu çok güzel bir yeşillik içerisinde, tamamen tarihi yapılarla etrafımızda camisi, Fatih Sultan Mehmet'in annesi, babası, Cem Sultan, Şehzade Mustafa gibi önemli simaların türbeleriyle Muradiye'de hakikaten girer girmez tefekküre başlarsınız. Ama dikkat ediniz, tam bizim içinde bulunduğumuz mekanı betimlerken de Tanpınar şöyle diyor. Burada diyor, ufak bir tepenin üzerinde Yıldırım Beyazıt'ın kendi mizacıyla daha adeta uyumlu bir şekilde, o gerçekten büyük bir savaş kahramanıdır. Neşri tarihinde geçen ifadesiyle ona ıldırım, yani yıldırım denmesinin sebebi askeri çok süratli bir şekilde hareket ettirmesi, savaş meydanında en önde cenk etmeye hevesli olması. Bu sebeple bu Yıldırım gibi padişah her zaman harekete hazır. Bursa'nın doğu hududunda dikkat ederseniz Bursa'mızdaki bütün külliyeler, şehir merkezi de dahil olmak üzere, Yıldırım Külliyesi'nin batısında kalırlar. Burası ise adeta doğu hududunu, doğu sınırını bekler ve ufak bir tepe üzerinde burada
göklerin derinliğine susamış bir kartal hamlesiyle bekliyor. Burada Yıldırım Beyazıt Külliyesi'nde, ki Sultan Yıldırım Beyazıt Bursa'mızda iki tane büyük külliye inşa ettirmesiyle öne çıkmış bir Osmanlı padişahıdır. Hemen yan tarafımızda onun çok güzel bir revaklı türbesi. Bu külliyenin parçalarından bir tanesidir ve Yıldırım Beyazıt burada yatmakta. Yıldırım Beyazıt'ın yanında kimler yatıyor orada? Yıldırım Beyazıt'ın aile efradından kişiler vardır burada. Çocukları vardır. Oğullarından Kasım Bey vardır. Genellikle Osmanlı sultanları aile fertleriyle birlikte yatmaktaydılar. Eşi biraz daha buraya uzak olsa da yine çok güzel bir türbe içerisinde yatmakta olan Devlet Hatun'dur. Yani eşi yanında olmasa da aile efradından önemli kişiler burada bulunurlar. İçeride bir hikaye anlatılıyor. Ne kadar doğru? Yanında yatan evlatlarından biri galiba, pencere yok türbede. Bir aslı var mı? Açıkçası bilgim yok. Net bir bilgim olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat yani bir penceresin, iki tane şey söyleniyor türbenin içinden. Seni bulmuşken sormuş olayım burada. Eyvallah. Tam olarak bilemiyorum. Nasıl bir şey duydunuz mesela? Şöyle, savaşta ordunun bir kanadını terk ettiği için savaşın kaybına sebebiyet verdiği, onun için ona gün yüzü görmeyesin dendiği, içeride yanında yatan galiba çocuklarından bir tanesi, duvar orası, tam karşısı, pencere resmi yapmışlar. Çok bilemedim ama böyle bir içeri geldi. İki sene orada mukabele okudum. Eyvallah. Gelip gidenler, Bursa'nın halkı da hocam çok bilgili. Gelip giden herkes bir şey anlatıyordu. Bir gün bulunca sorarım. Bir de pencereden galiba yeşile bakan şeyde bir inceliği var galiba oranın. Şöyle sevgili abim, ben doğma büyüme Yıldırımlıyımdır. Evet. Burada doğdum. 34 yaşındayım. 34 yıldır Yıldırım Külliyesi'nin her bir detayını bildiğimi düşünürdüm ama bugün güzel bir şey öğrenmiş oldum senden. Ben daha önce duymamıştım. Hakikaten bir araştırılması gerekir. Ben de Yıldırımlardan duydum. Eyvallah. burada olabilir. Bazen halk iftarı da yapıyoruz. Sağ olsun komşular dün akşam bizi ağırladılar. Muhtemelen gelip gidenlerin konuştuklarından dimağlarında kalıyor. Tabii bu şifahi anlatımları da çok önemsememiz lazım. Süheyl Ünver Hoca böyle der. Yani der ki bizim Türk kültüründe yazı çok etkili olmamıştı. Fakat şifahi anlatımlarla insanlar dilden dile çok önemli hikayeler nakletmişlerdi. Bu da güzel bir anekdotmuş. Ben de yeni duymuş oldum. Yıldırım Külliyemizin pek çok öne çıkan hususiyeti var. Mesela o pencerenin haricinde bu türbede ilk defa türbelerimizi ve diğer tarihi yapılarımızı güzelleştiren revak sistemi kullanılmış. Bu ilk revaklı türbemizdir Osmanlı mimarisinde. Yine Yıldırım Külliyesi, şimdi bu medreseden de biraz bahsedeceğim ama içinde bulunduğumuz külliyenin mesela bir hastanesi vardır ki Yıldırım Darüşşifası Osmanlı mimarisinde ilk defa karşımıza gelen bir darüşşifadır. Hı hı. Yapı olarak bu medreseye benzer ama içerisinde hem bedeni marazlara hem ruhani hastalıklara tedavi yöntemleri bulunmaya çalışılmış çok değerli bir yapıdır. O da hemen 250 metre kadar doğumuzda bu külliyenin bir parçasıdır. Yıldırım Camisi'nin kendisi zaten enfes bir yapı, çok güzel bir yapı ve Bursa'daki medreseler arasında en çok hücreye sahip olan, en çok öğrencinin kaldığını bildiğimiz medrese de burasıdır. Çünkü Bursa'daki bu medrese yapılarının vakfiyelerinde kaç öğrencinin kalacağı ile ilgili detaylar vardır. Mesela Yıldırım Medresesi'nde 20 öğrenci kalsın diye vakfiyesinde belirtilmiştir ve Salatin medreselerinin bir özelliği, yani sultanlar tarafından yaptırılmış olan külliyelerin içerisinde bulunan medreselerin özelliği şudur. Her bir hücrede bir öğrenci kalır. Ta 1800'lü yılların sonlarına kadar bu geleneğin devam ettiğini görüyoruz. Çünkü şer'iye sicilleri, mahkeme kayıtları bize bilgi verirken işte şu kadar öğrenci vardır gibi detayları da veriyorlar. Bu medresede de burada ne kadar öğrenci? 20 öğrenci kalmaktaymış. 10 ile 20 arasındaki sayıya değişse de muhtelif zamanlarda burada yaklaşık 20 öğrenci her zaman kalmış ve öğrencilere burada para dağıtılmış. Şimdi izleyicilerimizin çok ilgisini çekebilecek bir bilgi aktarayım. Bakın bu çok önemli bir bilgidir. Burada görev yapmakta olan müderrise ta vakfiyete belirtilen şartlar gereği çok yüksek meblağlar, hatta meblağların da ne kadar olduğunu şimdi zikredeyim. İzleyicilerimiz şaşırsınlar. Çünkü bu medresede müderrislik yapmak bir hayal. Ne kadar maaş alıyor biliyor musunuz müderrisler? Bakın bugünle şimdi kıyaslayalım. Bu medresede müderrislik yapmış olan hocaya günlük ortalama 40 akçe yevmiye olarak verilirdi. O dönemlerde
Yine şer'i sicillerinde sevgili Mefail Hızlı hocamız bunları çalıştı. Bursa medreselerine onun tespitiyle bir koyun 42 akçeye değerdi. Yani tek bir yevmiye ile bir medrese hocası, bir müderris burada bir koyun alacak kadar para kazanıyor. Ve Zinnur hocam nasıl kıymetli bir mekanda olduğumuzu umarım biliyorsundur ama ben şimdi bunları yeni duydum. Şimdi iyi bir tercih yapmışız burada olmakla. Eyvallah. Yani öğrencilere de para dağıtılıyor. Her gün 2 akçe. Şimdi o dönemin mesela kayıtlarında biz öğreniyoruz ki imamlar 2 akçe ile 4 akçe arasında yevmiye maaş alıyorlar. İmam 4 akçe maaş alırken buradaki müderris 40 onun akçe. Onun 10 katı 40 akçe alıyor. Bu yüzden meşhur tarihçi. Bu aynı zamanda hocam ilmiye sınıfına ne kadar değil mi değer verildi de gösteren. Şimdi şey. Sevgili abim onu söyleyecektim. Meşhur tarihçi Hammer diyor ki hiçbir devlette diyor ilmiye sınıfına, ulemaya, Osmanlıların verdiği kadar ehemmiyet verilmez. Yani bir müderris başa geçtiği zaman en düşük seviye maaş aldığını bildiğimiz müderris dahi 20 akçe alırdı. Bunların 60 akçe ile 100 akçeye kadar alanları çıkardı. Ben bir ortalama verdim 40 akçe. Ama düşününüz bir müderris günde bir koyun alabilecek kadar para kazanıyordu. Şimdi bunu aslında hani Ramazan'da niçin para konuşuyoruz? Ramazan'ın ruhuna uygun olmayabilir. Sadece şunu belirtmek için hatırlattım. İzleyicilerimize dikkat etsinler. İlme o dönemde verilen değer öylesine üstündü ki müderris olmak için o dönemin insanları gayret gösterirler. Hatta lafınızı böleceğim. Müderrisliği bırakınız. Bu medresede öğrenci olabilmek için bile gayret sarf ederlerdi. Sebebi de şudur sevgili abim, bu medresenin öğrencileri her gün 2 akçe alıyorlar. 2 akçe bugün mesela ne kadar paraya tekabül eder? Bu akçelerin haricinde her gün çocuklara ikişer akçe vakfiye gereği para dağıtılır. Onun haricinde her gün çorbanın yanında mutlaka et yesinler. Günde 2 öğün sabah ve akşam et yesinler diye vakfiye de belirtilir. Eğer o gün et çıkmazsa luhum bahası adı verilen yani etin değeri kadar çocuğa ilave para verilirdi. Mesela bahariye ve yaylakiye uygulamaları olurdu. Nedir bu uygulamalar? Burada medresedeki öğrenciler şimdi havalar güzelleşiyor. Hı hı. Burada ders yapmak yerine hocalarıyla birlikte baharda çıkarlar, yaylalarda dersler yaparlar. Yazın özellikle sıcak zamanlarda yukarı giderlerdi. Kendilerine et çıkmadığı için et akçesi adı etin verilen parası kendilerine etin paraları kendilerine veriliyordu. Şimdi ben şöyle karşılaştırma... Hocam ne büyük değil mi? Ne büyük hassasiyet. Şimdi ben... Bir şey soracağım. Buyurun hocam. Sevgili abi. Burası Bursa'daki en eski medreselerden bir tanesi. En eskilerinden bir tanesi. Eskilerden. Evet. Uzun yıllar burası ilim adamı yetiştirdi değil mi? Doğru. Şu ön tarafta bir mezarlık var ya. Evet. Mezarlık yeni mi yoksa mezarlık da eski mi? Eskiden de eski o fotoğraflarında... O mezarlıkta bizim bilmediğimiz o döneme ait... alimler, şahsiyetler var mı? Var sevgili abim. Şuradan biliyoruz. 1890'lı yıllarda bu bölgede çekilmiş fotoğraflar var. Yıldırım Medresesi'nin mesela hemen şu ana kapısından çıktığımız zaman sol tarafta bile bitişikte mezar var. Yani medreseye hı hı. girişte herhalde gömülen kişi girip çıkanlardan dua alsın diye oraya gömülmüş. Etraflarda pek çok mezarın var olduğunu yani bir yaklaşık 130 yıl önce çekilmiş fotoğraflarından biliyoruz. Zaten bunlar Bursa'nın en eski fotoğraflarıdır. Hemen yan tarafımızda mesela Molla Yagan Medresesi vardır. Fatih Sultan Mehmet'in ilk ve önemli hocalarından bir tanesidir. Şimdi bu medreselerde bakın genellikle şu an burada göremiyoruz ama medresenin hücrelerinde zannedildiği gibi orada ders görülmezdi. Öğrenciler orada kalırlardı. Oralar yatılı yerler. Evet, orada yattıkları yerler. Ders yatılı okulları, ders burada görülürdü. Biz yayını o zaman iyi yerde yapıyoruz. Evet. Dersin, kimler oturmuş dedim burada dedim hocam. Dedim Ebu Suud Efendi buradaydı. Eyüp'te bugün mezarını ziyaret ettiğimiz Hoca Saadettin Efendi. Hoca Saadettin Efendi bakın hani ismini anıp geçiyoruz ama bu şahıslar o kadar önemli ki örneğin Sultan 3. Mehmet zamanında Eğri Kalesi'nin fethine gidilmişken düşman öyle kuvvetli hücum eder ki padişah geri dönelim der. Hoca Saadettin Efendi atının yollarından tutar. Padişaha etkili bir konuşma yapar. Sizin ecdadınız arasında hiç böyle geri dönen savaş meydanından kaçan olmuş muydu diye padişahı teşcih eden, cesaretlendiren sözleri neticesinde o savaş kazanılır. Yani burada Hoca Saadettin Efendi ders yapan ulema, şeyhülislamlar, büyük alimler o dönemde siyasete de aynı zamanda yön veren önemli kişilerdi. Değil mi İstanbul'un kuşatmasına gittiği zaman Yıldırım Beyazıt'ın ordusunda dönemin alimleri de var. Tabii ki. Akşemseddin, bildiğimiz önemli şahıslar bunların hepsi gerçekten o dönemde çok etkili simalardı. Hemen mesela yan tarafımızdaki Molla Yagan Medresesi. Şu anda yeni bir restorasyon dalında geçiyor. Buraya çok yakındır. Molla Yagan Medresesi gibi medreselerde ise dershane
binasının Molla Yegan kim hocam? Molla Yegan Fatih Sultan Mehmet'in erken dönem hocasıdır. Sultan II. Murat zamanının büyük alimlerinden bir tanesidir. Taşköprülüzade'nin Eşşakaikun Numani adlı eserinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocalarından biri. Hocalarından bir tanesi. Yine mahalledeki dedikodulara göre Molla Yegan'ın kabri de buradaymış. Evet. Molla Yegan'ın mezarının burada olduğu mahallede var. Duyuyoruz mahalle komşularımızdan. Bu bilgilere önem vermek lazım. Molla Yegan'ın mezarını ne yazık ki bugün tam olarak tespit edebilmiş değiliz. Fakat medresesinin hemen yakınında, dolayısıyla bu civarda gömüldüğünü biliyoruz. Yani Fatih Sultan Mehmet'in mesela yine hocalarından saygı gösterdiği Molla Zeyrek. O da Bursa'da nerede gömüldüğünü biliyoruz ama yol geçirilmiş, mezar ortadan kalkmış. En azından nerede olduğunu biliyoruz bu tür simaların. Peki Ömer Hocam. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı Eyvallah. Sözü sanki buralar için söylemiş değil mi? Kıymetli izleyicilerimiz. Evet, Molla Yegan Medresesi'ni de ekranlara getiriyorlar. Doğru yer değil mi evet. hocam? Molla Yegan Medresesi'nin özelliği şuydu sevgili abim. Bu medreselerin bazen öğrenciler dışarıya çıkıp namaz kılma ihtiyacı kalmasın diye medreselerin içerisine minber konduğu ve işte bu içinde bulunduğumuz eyvan. Eyvan ne demektir izleyicilerimiz için söyleyelim. Bakınız üç tarafı kapalı, bir tarafı avluya bakan mimari öğelere biz eyvan diyoruz. Bu eyvanlarda namaz kılınırdı. Molla Yegan Medresesi'nin özelliği onun dershanesinde bir minber de vardı. Yani cuma namazlarının dahi kılındığı bir cami gibiydi. Dolayısıyla bugün yeniden güzel bir şekilde elden geçecek olan bu medresemiz Bursa'mızın en önemli mühim medreselerinden bir tanesidir. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Biraz nefeslen, bilgi maşallah fazla. Evet. Ama izleyicilerimize özellikle tavsiye ediyorum. Yani Bursa'ya sadece günübirlik değil kalmaya gelin. Bursa çok güzel. Ve Ömer Hocam da sizi bir gezdirsin inşallah. Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Hocam Ulu Cami'yi de soracağım. Özellikle Ulu Cami'nin incelikleri ve detayları var. Bir hat müzesi gibi. Eyvallah. Konuşacağız inşallah. Hocam reklama az bir bölüm kaldı. Ara vereceğiz. Dönünce inşallah itikafı bir konuşalım istiyorum. Unutulan bir sünnet değil mi? Evet. Özellikle böyle sosyal medyanın ve mobil kullanımların alabildiğini hayatımıza girdiği bir dönemde belki hani itikaf sadece bir camiye kapanma, orada zaman geçirme gibi oluyor da birkaç gün bile olsa insanın rutin alışkanlıklardan uzaklaşarak kendiyle Allah'la baş başa kalması son derece önemli değil mi inşallah? Bir ara vereceğiz şimdi kıymetli hocam. Sonra da evet. itikafla dönelim, istiğfarla. Sonra Ömer Kaptan Hocam'la da Ulu Cami'yi konuşalım biraz da. Arada da bir Fatiha okuyalım. Yani bu kadar alimin, tarihimizdeki büyük hocalarımızın sohbet ettiği, ders verdiği, konuştuğu yerde ses enerji şu anda bizim seslerimiz de onlara karışıyor. Geldiğimiz ilk gün selamlamayı unuttuk. Hemen böyle ses kablolarında bir problem oldu. El mikrofonlarıyla yaptık. İkinci gün bütün ekibi topladım. Dedim ki biz bir hadsizlik yaptık. Rejideki bütün arkadaşlar herkesi gelin önce sultanın huzuruna çıkalım. Bir selam verelim, bir destur alalım. Ondan sonra Allah'a şükür hiçbir sorun olmadan yayınımıza devam ediyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz kısa bir reklam arası. Bursa'dan iftara bütün hızı ve enerjisiyle devam edecek. Ağzına sağlık Muhammed Zinler Hocam. Muzaffer Hoca'nın değil mi bu eser? Evet hocam. Evet. Aşkım. Hemen hemen herkesin bildiği, terennüm ettiği her daim elhamdülillah. Kıymetli izleyicilerimiz Bursa'dan iftara programımız devam ediyor. Bursa Nilüfer Müftümüz Şakir Pinal Hocam ve Ömer Faruk Kaptan misafirlerimiz. Hocam itikaftan bahsedeceğimizi söylemiştik. Çok geniş bir izleyici kitlemiz var. Nelerden bahsediyor bu hocalar Ramazan günü diyebilirler. Nedir itikaf hocam? Eyvallah, memnuniyetle. Öncelikle Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Ramazan hayatına şöyle kısa bir göz attığımızda itikafın onun hayatında ne denli önemli bir yere sahip olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Sevgili Peygamberimiz orucun farz kılındığı Hicri 2. yıldan itibaren bizim kaynaklarımızda 9 Ramazan orucu tuttular Allah Resulü.
Bu yaklaşık 266 güne tekabül eden, 4'ü 29 gün, 5'i 30 gün çeken Ramazan ayları ile birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir Ramazan hayatı var. Bedir ile başlayan bir süreçle bunlar devam etti, oruç süreci. Ve sevgili Peygamberimizin esasen çok dikkat çeken uygulamalarından, en başta gelen sünnetlerinden birisidir. Ümmetin o günden bugüne dek büyük bir özenle uygulamaya çalıştığı birçok kardeşimizin ve sevgili Peygamberimizin mescidinin hemen yanına bir çadır kurdurarak efendim ailesinden ve zorunlu ihtiyaçların dışında her şeyi bırakarak dünyevi olanlardan kurtularak fıtrata dönmenin esas yönü. Çünkü biz şunu biliyoruz, özellikle anlam krizi, mana kargaşası yaşadığımız bu süreçte insanın fıtratının ne olduğu konusunda da epey kaygıların çok oluştuğu bir süreç yaşıyoruz. Özellikle genç kardeşlerimizde fıtrat aslında belki şöyle söylenebilir, Yüce Rabbimizin insanın her zerresini işleyip her zerresine işlediği bir kod yani. Onun fıtrata uygun hareket Allah'a dönmeyi gerektirir. Fıtratı biz daha sağlıklı okuyabilmemiz için Rabbimizin en büyük nimetlerinden akıl nimeti sayesinde fıtratı rahat okuyoruz. Sonra kitaplar, peygamberler, bütün peygamberler ve kitaplar o fıtrata uygun hareket etmemizin aşamalarını bize öğretiyor adeta. Evet, Allah'ın bunlar, insanın değil mi, yaratılışında içine yerleştirdiği ilahi bir program. İlahi program. O programa dönme aslında. Yani tövbe, istiğfar da buna dönük, Allah'ın yaratılış gayesine, ben kulumu bana ibadet etsinler diye halkettim buyuran Rabbimizin bu yaratılış gayesine uygun hareketini bize hatırlatıyor. Nedir? İtikafta kul hayatını gözünün önünden hatırlayabildiği, yaşadıkları, düşündükleri hepsini şöyle bir otokontrole tabi tutarak onu arz ediyor Allah'a. Ya Rabbi, huzurundayım şimdi. Beni kulluğuna kabul buyur. Hatalarımla geldim sana, günahımla sana geldim ya Rabbi yani diyerek. Kendiyle baş başa kalıp bir gözden geçirmemiş. Bir inziva gibi adeta. Buna detoks diyorlar normalde. Eyvallah. Modern dünyada. Ve bunun için belli merkezlere gidiyor insanlar. Sosyal medya detoksu veya fiziki hayattan bir süre kendini soyutlama. Bu bizim dinimizde demek ki var zaten. Resulullah Aleyhisselam her sene... Bunun zamanı ne zamandı hocam? Ramazan'ın son 10 günü. Son 10 günü başladığında Resulullah Aleyhisselam fiziki alemden kendisini diğer normal işlerinden soyutlayıp kendiyle Allah'la baş başa kalıyor. Baş başa kalıyor. Peki hocam, biz bu sünneti bugün nasıl yaşayabiliriz? Şimdi siz Bursa Nilüfer ilçe müftüsünüz. Evet. İllerimizde ve ilçelerimizde İnsanların itikafa girebilecekleri camiler var mı bir kere? Önce bunu sorayım. Pandemi sonrasında tekrar memnuniyetle başladı mı? Bu pandemi süreci bizim biraz daha kendimize dönmemizi de bir noktada sağladı diye düşünüyorum inşallah. Bu süreç bize mabetlerin kapalı kalmasını, ezan seslerinin safların boş kalması, duyulmaması ezanın bizde aslında neredeyse travma etkisi oluşturur. Neredeyse Allah bu büyük musibetten bütün insanlığı kurtarsın inşallah. Şimdi Bursa özelinde biz Nilüfer'de mesela camilerimizden uygun olan camilerimizi belirleyip cemaatimize duyurduk. Bu camilerimizde İtikafa girmek isteyen kardeşlerimiz için uygun ortamlar var. Buralarda itikafa girebilirler diyerek duyurduk. Kardeşlerimizden girmek isteyenlerin
Biz sadece bilgilerini alarak onlara eğer yardım gereken bir husus varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki hocam, modern hayat biraz daha, yani eskiye göre daha keşmekeş içinde barındırıyor. İnsanlar kendi evlerinin bir odalarını itikaf için düzenleyip orada itikafa girebilirler mi? Şimdi itikafın esasen Allah Resulü'nün uyguladığı şekliyle evinin dışında bir çadırdan başladığından bahsetmiştim. Ama kişinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme inziva hayatı, düşünme, tefekkür etme, bütün kainatı, insanın bütün hallerini 35 yaşlarından itibaren sevgili peygamberimizin ifadesiyle inziva bana sevdirildi buyuruyordu. Hı hı. Hira Nur mağarasındaki o inziva ve ilk vahiyle muhatap oluşu da bu aşamalardan sonra, yani o alıştırma, ilahi terbiyeden sonra bir noktada gerçekleşen bir hadise. Ama şu elbette ki mümkün. Biz her ortamda ve her fırsatta Allah'la Celle Celaluhu olmaya çalışmamız gerekiyor. Yani bu nedir? Evimizin bir köşesini adeta mescit edinmemiz, namazlarımızı çok daha ona uygun bir manevi ortamda kılmaya çalışmamız, hele Ramazan gibi maneviyatın çok yüksek olduğu, insanların büyük bir coşku ile ibadetlerini, oruçlarını, teravihlerini, hayır hasenatını, zekatlarını, sadakalarını, fidyelerini vermeye başladığı bir dönemde böylesine bir hayatın, itikafın önemini anlatmak aslında biraz da bize acziyet gibi geliyor. Yani anlatamıyoruz. Bunu şundan söylemek istiyorum. Gençlerimizi daha çok Hint kaynaklı yoga türü şeylere yönlendirmelerinin aslında ilahi fıtratı bilmemeleri ve kendilerine İslam'ın öngördüğü, onlara tebliğ ettiği hususu anlamamaktan kaynaklı başka şeylere yönlendirme, kaydırma gibi geliyor. Yani biz de aslında dinimizi yeterince bilsek bunları karşılayacak bizde ibadet uygulamalar var. Peki hocam, son bir şey sorayım bu itikafla ilgili. Çalışan bir insanım. Dolayısıyla yıllık iznimde böyle 10 gün ayrılıp da itikafa girmeye şu anda müsait değil. Yok, evet. Ama hafta sonu da çalışmıyorum. Sizi dinledim şu anda televizyon başında. Dedim ki ne kadar güzel. Çok da yorulmuştum aslında. Bir kendimle baş başa kalsam, ben de bir nefis tezkiyesi yapsam, en azından bu sünnete ucundan uysam, cumartesi sabahından ya da cuma akşamından itikafa girsem, pazartesi sabaha çıkacak şekilde 10 gün yapamasam da hafta sonu yapsam olur mu? Eyvallah, olur. Bunu söylerken çok sevdiğimiz gençlerimizden hemen üniversite öğrencilerimizden sabahtan yatılı yurtlarına dönmek zorunda olan kardeşlerimizin sabah erkenden gelerek taravih namazlarından sonraki son vakte kadar camide itikaf hayatı yaşamalarını hatırladım. Bu her imkanı olan, imkanlar ölçüsünde bunu yapması gerçekten bizim bir mümin olarak ihtiyacımız. Bunu ifade etmek istiyorum. Peki hocam, itikafa girdiğimizde telefon olmayacak ama, değil mi? Yani sosyal medyamızdan uzak İnternet kalacağız. İnternet olmayacak, telefon olmayacak, YouTube olmayacak falan, bu tarz şeyler olmayacak. Namazlarını kılacak, Kur'an okuyacak, bir anlamda ibadet. Zikirlerini yapacak. Tabii. Ne yani nafile namazlar. Temel yaşamsal ihtiyaçların, lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak. Dışındakiler. Onun dışında, dışarıyla bir münasebeti olmayacak. Rabbi ve kendine baş başa kalacak. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Cümlemiş Efradını de. Cami ayarını mani oldu değil mi Ömer Faruk hocam? Peki Ulu Cami'de itikafa girilir miydi? Böyle bir bölüm var mıydı? Biraz Ulu Cami'den, tarihinden, inceliklerinden bahseder misin Ömer Faruk? Tabii ki. Ulu Cami'de bugünkü gibi sadece bugün biz vakit namazlarında namaz kılıyor olsak da eskiden bunun dışında ne kadar fazla
iş yapıldığını birkaç örnekle izah edeyim. İtikaf da buna dahil olmak üzere. Mesela biz şer'i sicillerine, mahkeme kayıtlarına baktığımız zaman ilginç kayıtlar görüyoruz. 1644 senesinde El-Hac Ömer bin Ebu Bekir Efendi isminde bir hacı efendi demiş ki, ben demiş. Şimdi hocam yavaş yavaş gidiyoruz. İzleyicilerimiz tam anlasınlar bunu. Bir, Yıldırım Ulu Cami'nin yapılış tarihi nedir Faruk Ömer Faruk? 1399. 1399. Evet. Yapılışından 300 sene sonrasından bahsediyorsun. Değil mi? Yapılışından aşağı 200 yukarı. Diyelim aşağı yukarı. Evet. Bir, El-Hac diye bir sıfat kullandın. Evet. Bu ne anlama gelir? Hacı demektir. Biz hani Hacı abi deriz ya, Hacı Osman Efendi, evet. Hacı Ömer Efendi. O zaman da hacca gidenlere El-Hac, El-Hac deniyordu. Mesela doğru. Tahtakale'de ben 10 yıl üniversitede okuyup imamlık yapmıştım. Caminin adı El-Hac Timurtaş'tı. Eyvallah. Sorarlardı, Timurtaş hocamı? Hayır. Demek ki hacı demek. Normal hacı. Osmanlı'da hacca gitmiş olanlara El-Hac denirdi. Doğru. Yazdık müktesebatımıza. Eyvallah. Evet hocam. Bu Hacı Ömer bin Ebu Bekir Efendi demiş ki, ben çarşıda bir esnafım. Ulu Cami'nin direklerinin etrafında kurulmuş olan vaaz kürsülerinde dersi âm adı verilen umumi dersler, herkesin istifade edebileceği, bir namaz sonrasında bir bilgin zatın orada aktarmış olduğu ilim ve irfanın bütün halk tarafından, cemaat tarafından dinlenebileceği eskiden kürsüler vardı. Hı hı. Bu kürsülerden bir tanesinin sponsorluğunu ben yapmak istiyorum. Yani orada kürsünün yaptırılması, görev alacak olan kişinin maaşının verilmesi bana ait, sadece vaazlarından sonra ben bir dua beklerim demiş. Ve Kadı Efendi'ye başvurmuş, ama Kadı Efendi ne demiş biliyor musunuz? Şu anda Ulu Cami'nin direklerinin hiçbirinde boş yer kalmadı. O yüzden sizin bu kürsünüzü Orhan Camii'nde yapalım. Hmm. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde ta 1640'lı yıllarda Bursa'ya geldiği zaman, Ulu Cami'yi, Bursa Ulu Cami'yi ziyaret ettiği zaman, içerisinde aynı anda 2000 küsur öğrencinin ders yapmakta olduğunu gördüğüm dediği bilginin abartı olmadığını bize gösteriyor. Yani Ulu Cami aynı zamanda şehrin kalbinin attığı yer. Aynen öyle hocam. İlmin, yaygın eğitimin merkezi. Yaygın eğitimin merkezi, güzel ifade ettiniz. İçinde dersler görülüyor. İçerisi mesela aynı zamanda bir mezat salonu gibi. Açık artırma usulüyle el yazması, kıymetli eserler, istinsah edilmiş olan eserler eskiden mesela Ulu Cami'nin içinde satılırdı. Bununla ilgili kayıtlar var. Ulu Cami'nin içerisinde pek çok farklı iş görülebilmekteydi. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi Bursa'nın kalbi dediğimiz şehrin mabedi, şehrin temel merkezi alanını Sultan Yıldırım Beyazıt yaptırırken öylesine güzel bir yere konumlamış ki, hemen yanı başında Büyük Bursa Çarşısı'nın gelişmesine yine Ulu Cami imkan sağlamış. O dönemlerde Bursa'mız öylesine önemli bir ticaret merkeziydi ki, bakın sadece bir örnekle bunu söyleyeyim. Halil İnalcık hocamız şöyle diyor, çok güzel yazdığı bir makalede. Bursa'da diyor 1500'lü yıllarda İstanbul fethedilmiş olmasına rağmen, fetihten 50 yıl geçmiş olmasına rağmen hala Bursa o kadar önemli bir ticaret merkeziydi ki, Ulu Cami'nin etrafını sarmış olan o hanlarda ipekli üretim yapılırdı ve bu ipekli üretim merkezleri Bursa'da 1000 tane tezgaha sahipti. Hı hı. 16. yüzyılın ortalarında İstanbul'da ise toplamda tamamı en fazla 300 tane ederdi. Yani Bursa 3 katı daha fazla imkana sahip. Bu yüzden bakınız Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Sultan II. Bayezid, bugün İstanbul'un meşhur Beyazıt Külliyesi, Beyazıt Meydanı, mutlaka izleyicilerimiz duymuştur. Orayı bu Sultan II. Bayezid yaptırmış olmasına rağmen bu külliyeye gelir getirecek olan hanları İstanbul'da yapmamış, Bursa'da yaptırmış. Koza Han, Pirinç Han. Bunlar bugün Bursa'mızın büyük hanlarıdır. Bunlar Ulu Cami'nin vakfiyeleri mi? Hemen Ulu Cami'nin altındadır. Ulu Cami'nin vakfiyesine dahil değildir. Beyazıt Külliyesi'nin vakfiyesine dahildir. Ama Ulu Cami'nin hemen etrafında Sultan Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmış olan da vakfiyeye dahil hanlar, bedesten vardır. Mesela Yıldırım Bedesteni, hem şu anda içinde bulunduğumuz Yıldırım Külliyesi'ni yaptıran Yıldırım Beyazıt, 1390-1395 yılları arasında bu külliyeyi yaptırmış. Külliye tamamlandıktan bir yıl sonra Nibolu Savaşı'na gitmiş ve Nibolu seferine çıkarken şöyle bir söz vermiş. Eğer Allah bana bu savaşta zafer nasip edecek olursa bir şükür nişanesi olarak Bursa'da 20 tane cami yaptıracağım demiş. Seferden muzaffer olarak dönünce de... Hocam bu bir adak sayılır değil mi aynı zamanda? Eyvallah. Değil mi? Elde ettiği ganimetle camiler yaptırmaya koyulmuş ama Emir Sultan ona şöyle demiş. Sultanım demiş. Emir Sultan Hazretleri onun damadı aynı zamanda. Hı.
20 tane cami yaptırmak yerine Peygamber Efendimizin sünnetine uygun olarak bütün şehir müminlerini, şehir ahalisini içinde toplayabileceğimiz tek bir ulu mescit yaptırsak, 20 kubbeden müteşekkil olsa her bir kubbesi bir cami mesabesinde kabul görür. Böylelikle hem adağınız yerine gelir hem de Peygamberin sünnetine daha muvafık bir iş yapmış oluruz deyince, bu teklif padişahın hoşuna gitmiş ve 1396 yılında Bursa Ulu Cami'nin inşasını başlatmış, 1399'da tamamlatmış. Yani adağı 20 cami yapmak, evet, onun yerine 20 kubbeli yaparak bu adağı yerine getirmiş. Ulu Cami yaptırarak yerine getirmiş. Döneceğim hocam, aynı dönemde başka kahramanlar da yaşıyor Bursa'da. Bunlardan birisi de Somuncu Baba'mız. Somuncu Baba ile Ulu Cami'nin de bir hikayesi, evet, var, onu soracağım. Ama hocam, görüyoruz ki Resulullah Aleyhisselam'ın zamanında da mescidin fonksiyonları var. Sadece namaz kılınan bir yer değil. Erzurum İlahiyat Fakültesi'nde Profesör Doktor Mustafa Arman hocamız vardı. Emekli oldu, hocanın emeklisi olmaz. Dün Hüseyin hocama da söyledim. Resulullah Aleyhisselam'ın mescidinin fonksiyonları, Mescid-i Nebevi ve o dönemdeki mescidin, evet, fonksiyonları ile ilgili çalışması vardı. Şimdi Osmanlı'da da görüyoruz, camilerin fonksiyonları oldukça çeşitli. Belki de köyden pazara yoğurt satmak üzere ya da yumurta satmak üzere gelip beraberinde girip oradaki sohbetleri dinleyip de belli ilmi seviyelere ulaşan öğretmenlik o muallim olan birçok insan da var. Bir zamanlar sanki biz camilerde bunu kaybettik gibi, değil mi hocam? Eskiden ya sadece cami namaz kılınan yer gibi. Son dönemde bazı tartışmalar oldu. İşte Diyanet'in eğitim faaliyetinde ne işi var? Anaokulu 4 kaç yaşta 4-6 yaşta işte ne işi var? Tırnak içerisinde böyle şeyler söylendi. Geçen de mesela televizyonlarda bir şey gördük. Bir hoca efendi teravih namazına gelen çocuklarla teravih treni yapıyor cami içerisinde. Kaç tane daha çocuk gelirse eklemleniyor, devam ediyorlar. Bu biraz aşılıyor gibi, değil mi? O tarihimizdeki fonksiyonlarına dönmesi için camilere bir gayret var herhalde. Evet. Camilerimiz aslında İslam'ın bidayetindeki o bahsettiğiniz fonksiyonuna inşallah dönecek, ancak gelişen, değişen dünyada bir takım şeyler de değişime tabi, ama sadece ibadet, yani namaz kılmaya hasredilecek bir ibadet anlayışı da olmadı zaten. Güzel hocam, çocuksuz cami hiçbir anlam, yani çocuk sesi, oyun sesleri, ya yani çocuksuz cami olmaz değil mi? Olmaz. Dün akşam teravih namazında bir camideydim. Hı-hı. Çocuklar alabildiğince o kadar seviniyorlar, oynuyorlar, koşuyorlar. Ama en güzeli şuydu, namaz bittikten sonra mihraba geldiler. Hocamız onlar için hediyeler hazırlamış, çikolatalar hazırlamış. Her birine çikolatalarını veriyor, hepsi oturuyor. Arada iki rekat namaz, iki rekat oyun diyor, bir de şeye getiriyor. Ama çocuğu alıştırıyor, camiden uzaklaşmasın, camiyi sevsin, bilsin, mihrabı, imamı, kürsüyü tanısın. Böyle bir evet, sevgi. Ve en önemlisi, bir dua okur musun? Hemen birisi Fatiha okuyor, Sübhaneke duasını okuyor. Surelerden bildikleri varsa onları okuyorlar falan. Onların o kabına sığmaz enerjisi artık camiyi seviyor. Camiyi seven, eyvallah hocam, kalbi yani camilere bağlı bir genç. Çocuklarımızı camiye ısındıralım. Dolayısıyla namaz kılan cemaatimiz de onların sesinden, gürültüsünden rahatsız olmasın. Rahatsız olmasın. Eyvallah. Artık iftara çok az kaldı. Hocam, en son sizin duanızla iftara gideceğiz inşallah. Kıymetli hocam, Somuncu Baba'nın Ulu Cami ile olan hikayesini son olarak sizden dinleyebilir miyiz? Bunlar o dönemki kahramanlarımız. Evet, manevi, o dönemin güzel hikayelerinden bir tanesi Somuncu Baba'nın hikayesidir. Meşhur bir Arap atasözü şöyle diyor: şereful mekan bil mekin. Bir mekanın şerefi o mekanda bulunan kişiden, insandan kaynaklanır. Ulu camiye biz ya cami'el kebir ve ya mecme'el kibar tuğba limen yezuruke filleyli ven nehar. Mustafa Kara hocamızın güzel çevirisiyle, ey muhteşem mabet, cemaatin ne kutlu, seni gece ve gündüz görenlere ne mutlu, demiş Mehmet Muhyiddin Üftadi Hazretleri.
camiye hem cami-i kebir, ulu cami, büyük cami diyoruz, hem de mecma'al kibar, büyüklerin toplanma yeri diyoruz. İşte Ulu Cami'nin meşhur vaizi İsmail Hakkı Bursevi, Ulu Cami'nin ilk imamı Mevlid yazarı Süleyman Çelebi, Ulu Cami'nin müezzini Mehmet Muhyiddin Üftade ve benzeri isimlerini sayarken hatip olarak da Ulu Cami'nin ilk hutbesini veren Somuncu Baba'yı anmamız gerekiyor. Çünkü Somuncu Baba çok ilginç bir hadiseyle minbere çıkıp Fatiha suresinin tefsirini yapmış. Caminin açılış gününde 3-4 dakikamız var dua öncesi. Hemen toplayalım o zaman. Evet, sen zahmet. Açılış gününde önemsediğim bir hikaye. Eyvallah. Caminin kalabalığını görünce Emir Sultan'a işaret etmiş. Buyurun emirim, sizin vereceğiniz hutbeyle camiyi ibadete açalım demiş Yıldırım Beyazıt. Fakat sultanım, zamanın kutbu aramızdayken benden çok daha liyakatli bir kimse cemaat içinde dururken beni minbere çıkıp hutbe vermem edebe mugayir olur, uygun olmaz diyerekten birini göstermiş. Herkes ulemadan kimi gösterecek acaba diye merak ederken o halk arasından ekmekçi koca olarak anılan Somuncu Baba'yı gösterince herkes şaşırmış. Padişah da işin sırrını merak edip o da ricada bulunmuş. Israrlar üzerine Somuncu Baba çıkınca madem ki demiş caminin açılışındayız, o halde Kur'an-ı Kerim'in açılış suresi olan ve anlamı da açılış olan Fatiha'yı tefsir edelim. İşte orada işari, tasavvufi bir tefsir yapmış. 7 farklı tarzda Kur'an-ı Kerim'in o Fatiha suresini tefsir etmiş. Ve o hutbesinden sonra insanlar kendisine çok Ulu teveccüh. Ulu Cami'nin açılışındaki ilk cuma namazı, ilk hutbeyi hiç veren tanınmayan, bilinmeyen birisi ve hutbesiyle herkesi şaşırtıyor. Herkes hayran bırakmış. Sonra denir ki meşhur Molla Fenari Hazretleri Aynul Ayan, Gözlerin Gözü adlı o meşhur Fatiha tefsirini ondan dinledikleriyle yazdı. Ve insanlar kendisine çok fazla teveccüh gösterince de şöhret afettir demiş. Meşhur olduğum yerde yaşamak istemem demiş. O yüzden bugün Somuncu Baba'nın mezarı Bursa'da değildir. Malatya Darende'dedir. Giderken Aksaray'a da uğramıştır. Ama Bursa'mızda da hikayeleriyle buradan yaşamaya devam eder. Darende'ye de özel bir selam göndereyim. Somuncu Baba'nın orada ben kabri saadetlerinde ziyaret ettim. Muhteşem bir cami çok var. Güzeldir. Oraya hizmet eden ve hale devam eden Hulusi Efendi Vakfı var. Ben onlara da buradan selam ve hürmetlerimizi sunayım. Müthiş hizmetler var orada. Yani buradaki maneviyatı gidince beraberinde bir kısmını da oraya götürmüş. Eyvallah. Yolu doğuya düşen Malatya'ya gidenlere mutlaka gidip de Darende'de Hulusi Efendi Vakfı'nın olduğu yerde o muhteşem camide bir namaz kılmalarını da tavsiye ederim inşallah. Balıkesir'e uğramış ama Darende'de değil Aksaray'a mi? Aksaray'a uğramış, Aksaray'a. Darende'ye gitmiş. Evet. Aksaray'da da makam mezarı vardır. Çok teşekkür ediyorum hocam. Eyvallah. İftariyelik programımızın sonuna geldik. Eyvallah. Artık Bursa'da iftara birkaç dakika kaldı. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kıymetli izleyicilerimiz, Bursa'dan iftara programımız, iftariyelik böyle muhabbet ediyoruz. Bursa'dan gönüllere bu isimler ve detayları üzerine siz de biraz okur araştırırsınız inşallah. Hocam sizin duanızla iftara gidelim istiyorum. Bir dua lütfeder misiniz? Biz de Eyvallah. Amin diyelim. Duanın en makbul olduğu zaman. Bursa Eyvallah. Ezanıyla Fatiha diyeceğiz. Buyurun. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya eyyühellezine amenü külü min dayyibâti mâ razaknâkum ve şükürû lillâh in kuntum iyyâhu te'abudûn. Sadakallâhul azîm. Eftara indekumus sâimûn ve ekele ta'âmakumul ebrâr ve sallet aleykumul melâike. Elhamdülillâhillezî at'amana ve sekâna ve ce'alena minel müslimîn. İlahi ya Rabbel Alemin, senin rızan için oruç tuttuk. Senin emrinle oruçlarımızı açıyoruz. Bizlere vermiş olduğun bu nimetlere karşı sana şükrediyoruz. Hamd ediyoruz. Amin. Şükrümüzü, hamdimizi kabul eyle ya Rab. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin, vermiş olduğun bu nimetlerin asıllarını cennetinde de bizlere nasip eyle. Ramazan-ı Şerif ayında tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı, yapmış olduğumuz hayır hasenatımızı dergahında en güzel şekilde kabule karin eyle ya Rab. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin, bizleri Kadir gecesine, bayram sabahına affa uğramış bahtiyar kullarından olarak ulaştır ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin,
Meleklerin duası hep üzerlerimize olsun. Sofralarımızda hep iyiler bulunsun. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin, yeryüzünde kardeşlerimizin huzurunu, sükununu senden istiyoruz. Onlara huzur ver ya Rab. Amin. Zalimlerden muhafaza eyle ya Rab. Amin. Vatanından uzakta, evinden uzakta, çocuklarından ayrı düşmüş ama senin rızan için oruç tutan kardeşlerimize vatanına dönmeyi, yuvalarına kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Gönül coğrafyamızda yaşayan kardeşlerimiz için senden nusretinle muameleni istiyoruz. Onlara yardım eyle ya Rab. Amin. Dualarımızı Mültezem'de, Hicr-i İsmail'de, Makam-ı İbrahim'de, Safa'da, Merve'de, Arafat'ta, Mine'de, Müzdelife'de, Ravza-i Mutahhara'da yapılan makbul dualara ilhak eyle. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun. Selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.